Şimdi anlaşılan Türkiye onlar için bir güvenli liman olacak. Bunu anlıyoruz. Oligarklar rotayı Türkiye'ye çevirdi ama bu da yeni değil. Zaten Türkiye'li uzun süredir iş yapıyorlar. Tarihi ne zamana dayanıyor Bahadır? Ya, ne işler yapıyorlar ki? Yani çok hani çok uzatmadan kısaca şeyi söylemek lazım. Özellikle böyle dönemler böyle sapla samanın hani ezberlerin çok kolay söylendiği bir zaman. Şimdi oligark o kadar rahat kullanıyoruz ki. Mesela yaptırımlar Putin'in ekonomisinin canını okuyacak gibi. Yani oligarkın malına mülküne tedbir konunca öyle anlaşılan var. Ya da oligark denince biz çünkü özellikle kendi yaşadığımız rejimde bazen benzetirken çok kullanırız. Ya da oligarkı işte daha mafyoz sanki ilişkilerin bir parçasıymış gibi algılama var. Ya da işte sadece ülkesini soyuyor, çantasına parayı koyuyor, jetine atlayıp adaya saklıyor gibi anlaşılan. Şimdi oligark o kadar senin verdiğin tanım mesela antik Yunan'a kadar giden işte bir elit sümrenin şeyidir yani yönetimidir aslında ama bizim kastettiğimiz sadece Rusya'ya özgü, Rusya'nın da bir dönemine özgü bir vakadan, bir meseleden. Putin dönemine özgü bir vakadan. Putin de değil aslında. Rusya'nın bir dönemine özgü bir vakadan bahsediyoruz. Çok kısa. Nasıl bir ortamda çıkmışlardı oligarklar? Çok önemli çünkü. Çünkü Çin'deki mesela Ali Baba'ya oligark demiyoruz. Mesela o da Komünist Parti üyesi. Devlet imkanlarıyla ve kendi iç pazarı teşvikle büyümüş ama niye oligark demiyoruz? Niye bunlara oligark diyoruz? Esasında bütün mesele şundan kaynaklanıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde mülkiyet devletin elindeydi. Özel mülkiyet yoktu. Dolayısıyla özel şirket, özel kaynak, özel birikim, özel sermaye diye bir şey yoktu. 1990'da çözüldükten sonra aslında o 90-2000 arası o kamusal mülkiyetin, devlet elindeki mülkiyetin bir çözülmesi ve özelleşmesi dönemi yaşandı. Yani o kadar devlet aygıtı dağılmış, Sovyetler dağıldığı için, cumhuriyetler ayrılıyor. O dönemde 90'ların başında, yani şöyle söyleyeyim hani devletin bir bürokratı, ordunun bir üst düzey subayı, bir kurumun başındaki müdür, hatta bir taksici, artık ne tür ilişkileri varsa, nasıl fırsat gördüyse, parası olan, batıdan para bulabilen, ne bileyim mafyatik ağlara sahip olan, yani güçlü mafyatik ağlara sahip olan kişiler bir anda enerji, gaz, çelik ki Rusya'nın altyapısını biliyoruz. Yani sanayi altyapısı çok olağanüstü gelişmiş ve yaygın ve büyük bir ülke. Madenine el koymaya başladılar. Yani o 90'lardaki çöküşün ortaya çıkarttığı bir takım hızlı zenginleşen aslında bir şirket kurarak, bir şey üreterek ya da başka türlü yollardan değil doğrudan el koyarak gaspla yağmacılıkla zenginleşmiş, güçlemiş bir kesim. Ama ne zengin yani? Türkiye'de öyle zengin tabii yok mesela. Biraz sonra hemen bir dakika sonra oraya da geleceğim. Şimdi Putin yaptığı şu oldu. 2000'lerde iktidara geldiği zaman esasında bu kaotik düzeni bir sisteme çevirdi. Şimdi o 90'lardaki yağmacı olan oligarklar bir şekilde aslında Putin'in sisteminde siyasetin, devletin bir parçası haline geldi. Yani düzenledi. Bunu şuradan hatırlıyoruz. 2000'de oligarkları topladığı meşhur bir toplantı, bunun görüntüleri yayınlanmıştı. Orada aslında yapmayı istediği şuydu. Bu oligarkların büyük kısmı elde ettikleri fabrikaları, işte madenleri, enerjiyi, gazı batılı şirketlerle ortak yaparak onlara satmaya başlamıştı. Şimdi Putin KGB'den gelen bir kişi. Orduyla bağlantısı var. Yani Rusya'da zaten dağılmayan iki tane, bütünü dağılmayan iki kurum var. Birisi KGB, birisi ordu. Bu iki kurum devreye girip Rusya'nın varlıklarını dışarı satacak olan oligarklarla bir savaşa girişti aslında. Yani batıyla entegre olan, daha o Amerika, İngiltere oradaki sermaye gruplarıyla ilişki kurmak isteyen, ortaklık kurmak isteyen, onlara bu varlıkları asla devretmek isteyen kesimleri kimisini hapse attı, kimisini tehdit etti. Hani hatırlayalım, zehirlenenler, İngiltere'de öldürenler, Hodorowski meşhur davası hala tutukludur. 2004'te tutuklandı. Mesela o Exxon Mobil'le ortaklık kurmaya çalışan bir oligarktı. Yani şöyle bir şey yaptı. Bu parçalanan bütün özel ellere dağılmış mülkiyeti tekrar devlet tekelini almak için, yani bir çeşit devlet kapitalizmi kurmak için enerjiden başlayarak bir dizi operasyon yaptı. Mesela Gazprom'u oligarkların elinden aldı. Örneğin bankacılığın büyük bir kısmını aldı. Aslında bugün baktığınız zaman Rusya rejimine şöyle bir şey görmezsiniz. Bankacılık, enerji, demiryolu ve hava yolunda ağırlıklı devlet tekelidir. Ama oligark sistemini şöyle bir şey kurdu. Bu devlet tekeli
Geri kalanı oligarklara pay ederek yürütüyor. Yani oligarklar, devlet, siyaset, ordu, istihbarat bir düzen kurdular. Hani Putin ve oligarklar derken kastettiğim şey Putin ve yağmacıları değil. Putin'in iktidarını şekillendiren bir unsur haline geldi. Zaten kabul etmeyenler Rusya'dan kaçtı, batıya sığındı. Kabul edenler boyun eğdi. Böyle bir sistem kurdu. Hatta yani çok hızlıca mesela enerji, Gazprom ve Rosneft'indir devletin. Ama altında şöyle bir şey vardır. Örneğin Vagit Alekperov, Lukoil'in sahibi ve Vladimir Bogdanov mesela iki büyük oligark. Ama onun altında da iki tane oligark var. Yani her sistem böyle kuruldu. Şimdi oligark sistemi bu. Bu kişilerin elindeki servetler çok, çok büyük. Çok büyük miktarda servetler. Hatta bir tane grafiğimiz vardı. Buraya gelmeden. Bu şeydir mesela onu hemen göstereyim. Meşhur Hodorowski hala çok kafeste yargılanmıştır. Mesela Putin'e boyun eğmeyen, Batı sermayesiyle ortaklık kurmak isteyen bir oligark da. Yani Putin oligarklara karşı değil. Putin Batı sermayesiyle ilişki kuran oligarklara karşı. Yoksa kendi Rus devletinin çizdiği çerçevede hareket ama eden. Ama mesela Abramovich Chelsea'yi almamış mıydı? O kurmuş. Ama onun kontrolünde olunca galiba. Başka bir yerden bir şey almak mesele değil. Başka yerde yatırım yapmaları mesele değil. Önemli olan Rusya'nın içindeki hiyerarşiye tabi olman. Onun siyasi çerçevesinden çıkmaman. Önemli olan budur. Bu tür oligarklar güçlendi, büyüdü, güçlendi. Bu oligarkların servetine dair çok fazla veri bulmak çok zor. Ama mesela Forbes'ın zenginler listesine baktığımız zaman Rusya en çok zengine sahip 5. ekonomi ki 1990-2000 arası dünyada kolay kolay hiçbir devletin olmayacağı, hiçbir ekonomi görmeyeceği bir çöküntü yaşamış bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu kadar zengin çıkartabilmiş ve bunların pek çoğu neredeyse tamamı oligark olarak nitelendirmek mümkün. Şurada sağda bir grafik verdim. Aslında bu grafik tam göstermiyor ama şöyle söyleyeyim, şöyle açıklayayım. Offshore hesaplarındaki paraların, o ülkenin offshore hesaplarındaki paraların o ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına oranını gösteriyor. Bir fikir veriyor, birebir doğru değil, çok zor. Ve sadece nakit parayı, yani gördünüz mü? Türkiye'yi ben dikkat çekmek için koydum. Evet, üçüncü sırada. 2017'dir bu, üçüncü sırada. Yani Türkiye'deki zenginlerin, şirketlerin Türkiye'den götürdüğü offshore hesaplarındaki paralar Türkiye gayri safi milli hasılasına oranı %15'in üzerinde. 20'ye yakın. 20'ye yakın. Rusya'da, kısa da onu söyleyeyim. Sadece 24 Rus oligarkın serveti $330 milyar. Dışarıda olan paralar, tahmini para, oligarkların dışarıda yani offshore hesaplarında olduğu tahmin edilen para $800 milyar. Şimdi Türkiye ekonomisiyle kıyaslayın. Evet. Yani neredeyse iki Türkiye gayri safi milli hasılası yapılacak düzeyde bir paradan bahsediyoruz. Yani bu şunu gösteriyor. Hani Rus ekonomisinin nasıl büyük bir oligark gücü ortaya çıkarttığını. Dolayısıyla bunlara bakarken yatına, katına, teknesine, jetine el koymak bu serveti tüketmiyor. Tabii. Hatta büyük oranda anlaşsanız, mesela uzlaşsanız size bu yatlardan bir düzine de bırakabilir. Ama oligarkları şöyle de anlamamak lazım. Sürekli parayı kaçırıp giden değil, Rus ekonomisinin ve siyasetinin bir parçasıdır. Haliyle özellikle biz biraz sonra anlatacağım, bizim gibi ülkelerin rejimini, ekonomisini çok etkilerler. Yani o ülkelere yaptıkları yatırım da, o ülkelerdeki siyasi ilişkileriyle özellikle yatırımı da aşıyor. Harcadıkları parayla o ülkedeki siyaseti yönlendirebilecek kişilerden bahsediyoruz. Sırayla o örneklere geçmeden bir şey daha söyleyeyim, yanlış anlaşılmayı gidermek için. Şimdi biz oligark diye tanımladığımız zaman sadece Rusya'yı tanımlamıyoruz. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üyelerindeki ülkeler de aynı altyapıya sahip olduğu için, yani aynı mülkiyet düzeninden geldiği için ve o çözülme aynı anda olduğu için o ülkelerdeki zenginler de o ülkenin oligarkı. Mesela Azerbaycan'ı kastediyoruz. Mesela Kazakistan'ı, Kazakistan Türkmenistan'ı. Hatta şöyle söyleyeyim, Rusya'nın oligarkı diye bildiğimiz Putin'e en yakın isimlerin mesela Lukoil'in başkanı Azerbaycanlıdır. Azeridir. Usmanov Özbekistanlıdır. Alişer Usmanov son günlerin en flash ismi. ABD'nin mallarına el koymak istediği o meşhur yatıyla kaçan ya da yatını kaçıran kişi. O mesela hatta Ezidi kökenlidir.
Yani dolayısıyla Rusya oligarkları dediğimiz zaman milliyeti öyle Rus anlamına gelmiyor. Putin iktidarının benzerleri öbür rejimlerde de var. O rejimlerde de benzer bir yapı kurulmuş. Bunlar hepsi bir Asya'daki o ülkelerin rejimleri. Şimdi Türkiye aslında çok doğru söyledin. Biz yeni tanışmıyoruz. Özellikle AKP dönemi, AKP'nin Rusya ile ilişkilerini düşünürsek 2000'li yıllardan sonra mesela gaz anlaşmalarıyla, mesela petrol anlaşmalarıyla, mesela inşaatçı anlaşmalarıyla, örneğin Rönesans'ı düşünün. Hani bir ayağı Rusya'da, bir ayağı bizde ve iki tarafta da büyük iş alan bir firma. Dolayısıyla bizim Rusya ile ilişkilerimiz çok geleneksel ticareti de aşan, siyaseten bazı noktalarda iç içe girmiş. Hani biz yandaşlık diyoruz ya, burada bile iç içe girmiş bir ilişkiden bahsediyoruz. Şimdi Rönesans Putin'in de gözdesi, bizim de gözdemiz. Lukoil mesela Putin'in de en çok önemsediği, en nasıl desem karanlık şirketlerden birisidir. En büyük, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden birisi. Bizim ülkedeki isminin geçtiği yerler de öyledir. Yani açıkta pek çok yatırım vardır ama aynı zamanda siyasette de görürüz. O mesela birkaç hızlı örnekle anlatmaya başlayayım. Türkiye'de esasında oligarkların asıl girdiği yıl 2007 yılı büyük oranda. Çünkü Sokar'a biz Petkim'i sattık. Yani bizim en büyük petrokimya şirketimizi, dünyanın en büyük ve Azerbaycan siyasetinin oligarşik yapısının temel taşına sattık. Dolayısıyla onun açtığı yoldan hem Asya ülkelerinden, yani Orta Asya ülkelerinden, Türkiye Cumhuriyetlerinden hem Rusya'dan pek çok oligarklar yatırım yapmıştır. Mesela en şeyi ben özellikle birkaç örnek seçerek söyledim. Nasıl iç içe geçtiğini göstermek için. Örneğin bizim turizm, AKP dönemi turizm yatırımlarımızın büyük çoğunluğu oligarklarla bir şekilde temas eder. Mesela Bodrum'daki çok lüks markalara bakın. Yani marka otelleri. O markaların çoğu Dubai kökenlidir. Dubai'de kurulmuş çoğunluğu Rus şirketlerinin sahipliğinde gelir. Yani Jeremiah mesela, isim vereyim. Dubai'de bir Rus oligarkının kurduğu şirketin markasıdır. Ya da işte Paramount, çok konuştuk. Paramount Pictures film endüstrisinin bir markası. Onu Dubai'de bir Rus'un sahip olduğu şirkete satıyor marka kullanma hakkını. O da burada Türkiye'de bir ortak bulup bir otel işletmecisi, daha düne kadar ne olduğunu bilmediğimiz ama AKP zamanı birden önümüze çıkmış bir isimle ortaklık kuruyor. Ve Bodrum'un en güzel yerinde o devasa, o pahalı otel, Paramount Oteli kurabiliyorlar. Yani ilişkiler o yüzden turizmde çok daha girift. Turizmde mesela en bariz örneklerden birisi Fettah Tamincidir, Rixos. Yani Rixos mesela nasıl kuruldu diye baktığınız zaman kurulması, büyümesi. Burada yani Kazak oligarkları görürüz, Ukraynalı, en önemli Ukraynalı oligarkı görürüz, Rus ortakları görürüz. Çünkü Rixos'un yönetiminde bulunan kişi Ukrayna'nın hani Shakhtar Donetsk takımı vardır. Öyle söyleyeyim, izleyiciler daha rahat bilir. Orada aslında madenleri de elinde tutan, hatta bir takım kriminal işleri de bulaştığı, sık sık gündeme gelen Ukrayna'nın en büyük Ahmedov oligarkının ortağıdır. Yani Rixos kurulduğu zaman bunlar birlikte kurdular. Örneğin Rixos'un bir resmimiz vardı. Oradan hem turizm, hem siyaset, hem enerjiye nasıl bu oligarşinin sızdığını gösteren bir şey getirebilirsek fotoğraf aslında. Fotoğraf vardı Serkan. Bir doyen grup vardı. Doyen fotoğrafı. Bu mu? Burada ben de görsem daha rahat anlatayım ama gelmedi. Vole de verebilir miyiz? Bu değil. Bu değil. Hangisi? Bir sonraki mi? Bir önceki mi? Trump'lı bir Trump'lı fotoğrafımız olan vardı. Arkadaşlar. Şimdi, Trump'lı olan. Bütün sürprizi kaçtı. Evet, bütün sürprizi kaçtı. Trump'lı olan. Hepsini. Ha, bu şimdi, mu? Doyen grup pek bilinmez. Aslında Kazakistan'ın Arif ailesidir. Ve Kazakistan'da baktığınız zaman bu bizim işte şimdi herkesin bildiği oligarklara benzer bir aile, Arif ailesi diye. Kazakistan'dan Türkiye'ye geldi, yatırım yaptılar. Şimdi Doyen Grup diye bir grubun sahipler. Bunlar maden, enerji, pek çok gayrimenkul yatırımına sahip dünya çapında. İngiltere, Amerika, Türkiye de yatırımlara sahip bir grup. Özellikle futbol yatırımları çok ünlüydü mesela bu grubun. Hatta 2016'da Avrupa'da bir futbol lig skandalı patladı. Pek çok belge ortaya çıktı ki
çok bildiğimiz kulüplerin içindeki rüşvet, para, kara para aklama işleri, hani çok meşhur kulüplerinde bulaştığı bir skandal. Bu skandal merkezinde olan aile Arif ailesi, Doyen gruptur. Doyen grubun bir orta, bir ucu mesela Trump'a uzanır. Örneğin hani Trump rejiminde çok tartışılmıştır ya böyle, bu Rus oligarklarla çok iç içe girdiği hep etrafında görülür. En önemlilerinden birisi bu gruptu. Trump da orada gayrimenkul yatırımı yapmıştır. Bir ayağı İngiltere'dedir, bir ayağı Türkiye'de. Şimdi oligark dediğimiz zaman böyle bir üç büyük ülkenin içinde yatırım yapıyor. Doyen grubun bizim için çok önemli bir şeyi var aslında, özelliği. Şu en sağdaki siyah beyaz resim Ukrayna'da çekildi. Erdoğan'ın 2010'daki Ukrayna ziyaretidir. Çok büyük bir ziyaretti, önemli anlaşmalar yapılan. Arif ailesinin, Tevfik Arif ailenin en büyüğü oğludur o, Arif Arif. Erdoğan'ın oradaki mihmanları gibi, yani neredeyse bütün şeyleri tanıştıran kişi olarak arkasında yer alan o. Bu Doyen grubu, yani şimdi kamuoyu hemen anımsayacak, böyle anlatınca belki anlamıyorlar ama hatırlayamayabilirler. Savarona'ya bir fuhuş baskını olmuştu. Hmm. Atatürk'ün yatına 2010'larda. Tevfik Arif orada yakalanan kişi. Şimdi orada suçlama şuydu: İnsan kaçakçılığı ve küçük yaştaki kadınlara zorla fuhuş yaptırmak. Esasında o bir toplantı. İşte bildiğimiz özel jetlerle Bodrum'a Rusya'dan, Ukrayna'dan üniversiteli kadınlar getiriliyor. İşte orada yata alınıyor. Orada bir grup oligark, bir grup Türkiye'den de insan açılıyorlar ve bir ihbarla baskın yapılıyor. Yani bu grubun sahibi böyle bir baskında yakalandı ve yargılandı. Tevfik Arif. Bunun babası. Tabii 2011'de beraat etti. Şimdi beraat etti ve ama başka şeylere baktığımız zaman o kadar çok ilişki ortaya çıkıyor ki niye beraat ettiğini de anlıyorsunuz. Mesela mahkemedeki ifadesinde ben Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yaptım demişti. Ama şimdi bakıyoruz. Baktığımız zaman bu grubun sadece iki tane şirketi var. Birisi küçük bir maden şirketi, birisi inşaat şirketi ve bir iş yapmadıkları. Pek bir işe yapmadıkları ama 15 milyar dolar yatırım nereye gitmiş, nereye bakmış bilemiyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz mesela Doyen Grup Tam İnce ile ortak iş yapıyor. Oradan dönüyor Berat Albayrak üzerinden Çalık'la Türkmenistan'da iş yapıyorlar. Oradan dönüyorlar. Çok uzatmayayım, Sıtkı Ayan pek kimse hatırlamaz ama şöyle hatırlatayım meşhur bir ses kaydını. O 10 milyon doları alma. Ne konuştuysak daha fazla verecekler. Öyle yok. Ses kaydında geçen olay, enerji olayı İran'la gaz anlaşmasıydı. Gaz boru hattı döşenecek. Boru hattı çok yeni kurulmuş bir AKP'li firmaya veriliyor. O firmanın hatta hiç böyle bir iş yapmamış. O firmanın ortağı hemen Arif ailesi yapılıyor. %50-50 görüşüyorlar. Ama aynı zamanda Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan'daki gaz anlaşmalarında da Arif ailesi Türkiye lehine lobi yaptığı için, anlaşmaları imzaladığı için %20 komisyon aldığı ortaya çıkıyor mesela. İşte bu çıkan belgeler. Yani içimize o kadar girmiş bir şeyden bahsediyoruz. Çok organik değil mi her şey? Bunu şundan anlatıyorum. Yani bunu kriminal bir olay değil. Türkiye ekonomisinin, siyasetinin, bürokrasisinin, iş dünyasının aslında bu rejim değişikliğiyle birlikte, yani rejimin, Türkiye rejiminin ray değiştirmesiyle birlikte ne hale geldiğini, nasıl bizim biraz Kazakistan'a, biraz Özbekistan'a, biraz Türkmenistan'a, biraz Putin'e, biraz İran'a, Azerbaycan, biraz Katar'a, biraz Bayi'ye nasıl benzediğimizi anlatmak için. Çünkü bütün buralardan bu sermaye ilişkileri Türkiye'nin yapısını bozdu. Ve bunu devlet olanağıyla yapıldı. Aslında bir rekabetle yapılmadı. Bir bu şeyi çok uzatmadan başka bir örneğe geçeyim. Yani hani bu uzun uzun, bu çok önemli belgelerdir bunlar. Burada çok şey çıkmıştır. Yani bizim turizm, gaz, enerji anlaşmalarımızın nasıl oligarkların ortak olduğu, onların eliyle nasıl Türkiye'deki bürokrasiye, siyasete, finansmana dönüştüğü, bunu nasıl paylaşıldığı. Ama şimdi görüyoruz ki gazımız yok. Ya bütün bu yatırımların niye yapıldığını dahi anlamıyoruz. Bilmiyoruz yani. Demek ki yani onun üzerinden bir kamu geliri paylaşıldı. Mesela şöyle söyleyeyim. İran gazını yapacak şirkete tarihin en büyük teşviği verilmiştir. 11,5 milyar lira. Şimdi, ama o boru hattı yok ortada. Aynı dönem mesela Çalık'a da 15 milyar lira verilmiş. İkisi de bu aileyle ortak olmuş şirket. Ama onun yaptığı enerji yatırımı da Türkmenistan'da. Bu. Bir şey daha vardı. Geçelim. Ben böyle sırayla hızlı geçeyim.
birkaç oligark üzerinden hem anlatmak için. Tabii fotoğraf mı vardı? Bir fotoğraf. Yani Serkan, fotoğrafları fotoğraf hatırlatmak vardı. İçin hangisi geliyorsa oradan devam edeyim. Bu çok önemli bir olay. Bu da 2009'da hatırlarsınız. Mardan Palace diye. Hmm, dünyanın en tek 7 yıldızlı oteli. 1,5 milyar dolara Antalya'da açıldı. Orası, şimdi harabe olan otel değil mi bu? Hı hı. Şimdi harabe değil. Şimdi tekrardan yenileyip başka birine verdiler. Belki sonunda onu da söylerim vakit kalırsa ama. Ama hacizlik macizlik bir sürü bu otel, yani burası, ya burası bu arazi şimdi devletin arazisi. Ne derseniz deyin. Devletin arazisini Telman İsmailov bu kişi. Rus oligarkı. Putin'e en yakın oligarklardan birisiydi o dönem. Hatta Moskova'da çok önemli bir pazarı, alışveriş merkezi devası, çok lüks. Onu işleterekten zengin olmuş. Orayı işletmesi verilmiş. Çünkü oligarklara inşaat işleri de AVM'de böyle dağıtılıyor. Yani girip bir rekabeti almıyorlar. Aynı bizde olduğu gibi. Hani bizde olduğu gibi. Yani Cengiz sen şu yolu yap, Limak sen bu köprüyü yap denildiği gibi orada da bu ekonomi bir pay ediliyor. Bir nevi derebeylik ekonomisi aslında. Yani feodal derebeylik ekonomisi gibi bakmak lazım. Telman İsmailov en yakın kişilerden birisi. Türkiye'ye geliyor 2009'da. Tam dediğim dönüşümlerin yaşandı. Bak aynı dönem. Hepsi 2007'den sonra oldu bunlar. O dönem Çırak bu oteli dönem açıyor. Bu otele Sharon Stone geldi. Richard Gere geldi. Nazarbayev geldi. Türkiye'de katılmayan bürokrat, sanatçı, futbolcu, yani aklınıza gelebilecek herkes geldi ve Türkiye'de gazeteler bunu manşetlere taşıdılar. Yani günlerce konuşuldu. Rus milyarder işte şöyle yatırım yaptı, böyle yatırım yaptı. Bakın laflar bunlar. Rus milyarder işte şu kadar serveti var. Buraya bunu yatırdı. Şimdi anlatacağım o servetin olmadığını ve kimin serveti olduğunu. Bu otel açıldı. Bu otel 2013'te battı aslında. İcralık oldu. Normalde yani. Bankalara borçlarını ödememeye başladı. Hatta öyle söyleyeyim mi, çalışan işçinin parasını ödemedi. Çalışan odaları temizleyen kadınların sigortasını dahi yatırmadı. Havuzun bakımını yapan işçinin de yatırmadı. Yani öyle böyle bir şey değil. Türkiye'ye taktığı borç, hani böyle bir amiyane tabir kullanayım ama öyle böyle değil yani. Bu oteli yaparken Halk Bankası'ndan kredi verilmiş. Biz bunu 2013'te öğrendik. Halk Bankası müfettişleri bir kredi raporu hazırlıyorlar. İnceliyorlar bu otele verilen krediyi. Ne karşılığı bu krediyi verdik? Çünkü kredi almak için teminat gösterdikleri arazi hazine arazisi. Yani Telman İsmailov gelmiş, hazine arazisini teminat gösteriyor ve hazinenin bir, öyle diyeyim, devlet hazinesinden para almış oluyor tekrar. Tıpkı Telekom'da olduğu gibi. Yani bu daha vahim aslında. Orada yani da aynı şey yapıldı. Kendi arazi olmayan araziyi, devletin arazisini devlete teminat gösterip devletten kredi alıyor. Şimdi bu kredi ödenmedi. Bu kredinin ödenmediğini 2014 yılında Sayıştay raporuna yer aldı. Şimdi size bir şey hatırlatacağım bu konuyla ilgili. Sayıştay raporlarının meclise gelmediği bir dönem vardır ısrarla. Hatırlarsanız 3 yıl 2 yıl gelmedi. Sonradan ortaya çıktı. Biz bir olayı 3 yıl sonra öğrendik. Yani Sayıştay raporuna 3 yıl sonra, çünkü getirmediler. Bu krediyi ödemedi. Bu özel bankalara krediyi ödemedi. SSK'ya, işte elektrik kurumuna falan hiçbirini ödemedi. Telman İsmailov bir gün atladı, Karadağ'a gitti. Çünkü Putin artık bu oligarktan yerine başka bir oligarkı getiriyordu. Başka işlere bulaştığı için, yani orada memnun olmadığı için, tutuklama kararı çıkarttığı için Türkiye'den kaçtı, Karadağ'a gitti. Bir sonraki fotoğrafı gösterelim. Bu oteli 2015'te Halk Bankası 350 milyon liraya geri aldı. Bakın, 60 milyon dolar kredi veriyorsun, hazine arazisini veriyorsun. Bunlar ödenmiyor. Sonra dolar para artmış. Verip geri alıyorsun. Euro artmış, sonra tekrardan hacizde 350 milyon lira para vererekten bu oteli aldı. Yani biz bir Rus oligarkın hem PR'ını yaptık, hem buradan kazanacağını kazandı, hani medyası, hem de kredisini verdik, cebine para koyduk, hem de bize bıraktığı borcu hala ödüyoruz belki de. Yani hani sonra da diyoruz ki 1 litre akaryakıta niye 20 lira ödüyoruz? Şimdi bakın, o çok ünlü medyanın Rus milyarder dediği kişi Karadağ, Sedat Peker ilk yurt dışına kaçtığı zaman Karadağ'a gitti. Karadağ'da indiği zaman karşılayan kişi Telman İsmailov. Şimdi uzun süre orada misafir oldu falan. Telman İsmailov da yakın zamanda öldü bir hastalıktan. Öyle açıklandı yani. Şimdi bu da bir şey işte, Mardan Palace. Yani bizim turizm, hani AKP'lerin turizm patladı dediğimiz şeyin arkasındaki hikaye. Bir geçelim, başka örnek varsa. Var mı başka fotoğraf? Bir de rotalar var. Bir de Lukoil'i anlatayım ben. Tabii. Çünkü en önemli yatırımlardan birisi de Türkiye'nin. Lukoil büyük bir
Rus petrol şirketi biliyoruz. Dünyada 12'den fazla ülkede yer alıyor. Amerikan pazarına da girmiş bir şirketti. İşte yani özellikle Putin'e çok yakın. Putin genelde enerji ve gazdaki şirketleri devletleştirdi. Yani hisseleri devlete aldı ama Lukoil'u bir kenarda tuttu ve özel bir ilişkisi vardır. Lukoil'in başına getirdiği kişi de Alek Perov. Alek Perov Azerbaycan doğumlu, Bakü doğumlu bir genç mühendisken bu şirkete giriyor. Çok kısa zamanda Rusya, Sovyetler Birliği, Gaz ve Petrol Bakanlığı'nın yardımcılığına kadar yükseliyor. Tarihteki en genç kişi. Bir anda Sovyetler Birliği çekip Rusya olduğu zaman ülke, Alek Perov da Lukoil'in başına geçiyor. Özelleştirilirken genel müdürü olan birisi, özelleştirdikten sonra sahibi olarak çıkıyor, öyle söyleyeyim. Hani bu şey, Lukoil'in ismini, bak yatırımlarını falan geçiyorum, çok büyük yatırımları var. Şahdeniz projesinde de ortaktır. Lukoil 600'e yakın akaryakıt istasyonuna sahiptir Türkiye'de. Pek çok ortaklıkları var ama biz bir şey de daha gördük bunu. Mübariz Mansimov işinde Lukoil tanık olduk. Lukoil'in petrolünü taşıyan kişi Mübariz Mansimov. Mübariz Mansimov'un petrolünü taşıdığı gemilerin sahibini biz Panama Papers'ta BMZ, Bilal, Mehmet Erdoğan, hı hı, Ziya İlgen'in kurduğu şirkette gördük. 10 gemi. Eniştesi. Eniştesi. O gemiler Lukoil'in petrolünü taşıyordu. O gemileri onlara alıp hibe ettiği sonradan ortaya çıkan kişi Mübariz Mansimov'du. Biz orada gördük. İkincisi nerede gördük Lukoil'i? Mesela Yalıkavak'taki Mehmet Ağar'ın yatlara mazot sattığı bir akaryakıt istasyonu Lukoil'in istasyonu. Mesela Mansimov da oradaydı ya. Mansimov'a, hatta Mansimov'un elinden şeyin alınmasının nedeni olarak Lukoil'in devreye girmesi olduğu gösterilir. Yani Lukoil ve Aliyev devreye giriyor. Hmm. Erdoğan'la ilişkilerinden dolayı ve daha güçlü olduklarından dolayı. Hani bu da onun mahkemedeki iddiasıdır. Benim Yalıkavak'a el koyan kişi koyduran Lukoil diyor. Lukoil işaret eder. Yani Lukoil de hem büyük bir şirket ama aynı zamanda böyle karanlık işler, rüşvet iddiaları, offshore iddiaları, bürokrasideki başka işlere de karışan bir şey. Şimdi şunu özetle şöyle aslında. Yani o Rusya'nın oligark sistemiyle Türkiye'nin rejimi çok iç içe geçti 2000'lerden organik sonra. Organik olmuşlar. İç içe geçtiği zaman da biz bunu şöyle görmedik. Şimdi Türkiye'de yok mu büyük Rus yatırımları? Var. Çelik yatırımı vardır mesela, çok önemli. Örneğin başka pek çok yatırım vardır ama ağırlıklı olarak bize gelen oligarklar böyle oldu ve bunlar hep siyasetle burada iş yürüten, iş ilişkisine giren, yani o kamu kaynağı bunlara mı gitti, bunların getirdiği paralar başka birine mi gitti soru işaretleriyle geçirdiğimiz bir 15 yılımız var bizim. Ne olduğunu bilmediğimiz. Şimdi jetlerden söz ediliyor ya. Ona onlarca jet, özel jet Moskova, Tel Aviv, İstanbul arasında gidip geliyor. Bunlar geçen hafta çok konuşuldu. Aslında Bahadır'ın anlattıklarından o özel jetlerin neyi, kimi taşıdığı da birazcık ortaya çıkıyor. Ya şöyledir. Bahadır, çok kısa bir süremiz kaldı. Çok hemen bir dakikada söyleyeyim. Türk dünyada, evet, bu oligarklar İngiltere'yi sever. Çünkü o parayı mülke çevirmek için İngiltere önemli bir fırsattır, finans piyasası. Orada rahat yaşarsın. O zaten İngiltere'de uzun yıllar buna izin verdi. Futbol kulüplerini al. Yani parayı burada değerlendir, yaşayabilirsin diye. Ama aslında en rahat hareket ettikleri iki yer, iki üs, üç diyeyim hatta, Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye ve Dubai'dir. Yani bu üçlü arasında bu oligarkların bir hattıdır. Yani üçünde de çok rahat hareket ediyor. Biz zaten biliyoruz, işte anlattık yani. Hani bize sen turizmini, inşaatını, enerjini falan iç içe geçirmişsin. Kıbrıs Rum kesimi zaten bir kumarhane ve kara para aklama merkezi olarak öne çıkar. Dubai'de Sedat Peker'den de biliyoruz ama Dubai aynı zamanda bir oligark kentidir. Yani orada sürgünde olan da orada yaşar, aranan da orada yaşar. Normal rahat edeyim diyen de orada bir mülk alır yaşayabilir. Dubai'nin özelliği budur. Yani ekonomisi neredeyse oligark parasıyla dönen büyük oranda bir şey olarak ortaya çıkar. O yüzden bu son günlerde herkesin dikkatini çeken jetler ne taşıyor, kim taşıyor sorusunun yanıtı şu. Niye bu hattı izledikleri bir kere buradan dolayı, yani dünyada başka rahat edilir şu an yaptırımlarına kaçabilecekleri. Zaten uçuş yasağı da yok buraya. Bakın, su da değil. Rusya'ya da dönmek istemiyorlar. Rusya iki kere bizdeki vergi barışı gibi vergi barışı ilan etti. Hatta şimdi yeniden Putin hazırladı. Yani gelin bir af gibi parayı getirin diye, getirmiyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu tür rejimlerde zaten hani büyük çoğunluğunu parayı yurt dışına çıkarttığın için işte böyle bir dönem oldu mu el koyabilir. Hani
Rusya'daki oligark rejimi sabit değil. Yani oligarkın kendisi sabit değil. Oligarşi yapısı dursa da onun başındaki her an değiştirilebilir. Her an başkasına geçebilir. O yüzden servetlerini taşımaya çalışıyorlar. Bu kadar jetin uçmasının nedeni de bence incelenmesi lazım. Bu kadar yoğun olması şüphe uyandırıyor. Para taşıma konusunda şüphe uyandırıyor. Bence asıl odur. Altın, para, çünkü oligarklar şu an kaçak değil. Yani müsadereye uğramaktan çekiniyorlar. Yani kendilerine yönelik bir dava yok. Dolayısıyla hani oligarklar kaçıyor değil. Oligarklar ne kaçırıyor? Ya da para mı kaçırıyor? Bu kadar jet inip kalkıyor İstanbul'a. Hatta bazı jetler var. Taksiden dolmuştan beter. Aynı gecede 10 kere gidip gelmiş. Yani dolayısıyla bu bir ilişkiler içinde düşünüldüğü zaman Türkiye'nin ne olabileceğine dair bir şey çıkıyor sanırım. Şimdi bir kısa reklam arasına